Kemankeş adını son derece zorlu şartlarda dahi attıkları okla hedefini vurabilen okçulardan alıyor. Teknofest 2023 kapsamında ilk kez görücüye çıkan bu kritik mühimmat, Türkiye'ye bu alanda son derece önemli imkan ve kabiliyetler kazandıracak. Ayaktar Kemankeş, TB2'nin stratejik hedeflerine taarruz kabiliyetini çok daha üst seviyede çıkarabilmek için geliştirdiğimiz mini akıllı seyir füzesi. TB2 üzerindeki mühimmatlarımızın hepsi işte lazer güdümlü. Lazer güdümlü mühimmatlarda da hedefi görmeniz gerekiyor. Görmek için de yaklaşmanız lazım ama hedefe yaklaştığınız zaman tehdit bölgesine giriyorsunuz. Kemankeş'le sağladığımız özellik TB2 ile sürekli hava hava bağlantısı, görüş hattı bağlantısı olduğu için çok daha uzak mesafelerden, hatta TB2'nin görmediği mesafelerden bile artık TB2 ile stratejik hedeflere taarruz yapabileceğiz. Hem TB2'yi riske etmeyeceğiz hem de çok uzak mesafelere kemankeşli ulaşabileceğiz. Şu anda hava hava haberleşme menzilimiz 50 kilometre, yine yakın bir gelecekte bu 100 kilometreye kadar çıkacak. Bu haberleşme menzili, üzerindeki kamera görüntüsünün TB2, TB2'den de yer kontrol istasyonuna geldiği mesafe bu. Kendi uçuş mesafesi olarak da 250 km mesafeye de gidebiliyor. Tabii güdümü üzerinde gördüğünüz iki eksen gimbal kamera sistemiyle sağlıyor. Kamera sistemi de Baykar tarafından geliştiriliyor. İçerisindeki yapay zeka yazılımlarıyla hedefi tanıyor. Tanıdıktan sonra istediği her görüntüde daha da çok modeli öğreniyor ve daha da yüksek oranda hedefi tanımlamış oluyor ve çok hassas bir şekilde taarruz gerçekleştiriyor hedefe. Bayraktar TB2, TB3, Akıncı insansız hava aracı, milli olarak geliştirdiğimiz bütün insansız hava araçlarımızdan taşınabilecek ve atılabilecek. Tabii menzil olarak 100 km dedik ama bu TB2'den 100 km. TB2'nin de yerden bir yaklaşık 250-300 km gittiğini düşünürsek aslında çok ciddi bir mesafeye taarruz yapabilme kabiliyeti kazanmış oluyoruz. Teknofest sonrasında ilk atışımızı gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisinde de seri üretime başlamayı planlıyoruz. Artık sahada da TB2'ler üzerinde görmek istiyoruz.